arkadaşlar. Oyun dengeli başladı. Tamam. Öne geçiyor. İlk yarı boyunca pozisyon da bulduk. Rakipte birkaç tane buldu. Ama dengeli bir oyundu. İkinci yarı 50 ile 70 dakika arasında inanılmaz kötü oynadık. Top tutamadık. Hücuma çıkamadık. Savunma yapamadık. Adeta sahada yok olduk. Sonrasında oyuncularımız tekrar oyunun ciddiyetini anladılar. Birkaç tane oyuna müdahale yaptık. Birinci oyuncular bir şeyler iyi yapınca tabii tek bir adam gururla bunu söylüyor. Müdahale yaptık, oyunu kazandık diye. Oyuncuları kutluyorum. Zor iştir bu. Özellikle aşağıdaki, bizden çok aşağıdaki takımlar oynadığımız maçlar gene böyle içeride çok zor olacaktır. Daha ciddi bakmamız lazım. Daha coşkulu, daha disiplinli oynamamız lazım. Oyuncularımıza soyunma odasında bunları tekrar anlattık. Herhalde onlar da bundan sonra bu maçın ciddiyetlerini, böyle maçların ciddiyetlerini daha iyi anlayacaklardır. Herkese teşekkür ediyorum. Galibiyet diyemeyen olan herkese. Evet, hocam, kolesi ilk kez oynadık. Biraz oyun sıkıca bir sıkıntı olmak yaşamış olabilir. Önemli olmaması. Yani, o yüzden topu tutuyorduk hani. Arkadaşlar sizin oyuncunuz. Onu olmadığı dönemde olacak, olduğu dönemde. Ama biz topu önde tutabiliyorduk. Bu maçta tutamadık. Bir de rakibin savunmasının merkezindeki oyuncular biraz uzun boylu. Uzun attığımız toplarda onlar müdahale etti. Bir türlü oyunu toparlayamadık. Az önce Romeo faktöründen bahsetti. İşte oyuncular önüne manüsü kadar ne kadar sağlıklı duramadığı zaman şey değiştiriyor spor diye. Romeo faktörü iki gol bir yansız. Ne söylüyorsunuz? Arkadaşlar artık Romeo'yu sormayalım. Gerek yok bence. Sana değil ya. Sana da şey değil. Gereksiz yani. Bu dünyanın en iyi oyuncularından biri. Mutlu edelim. Şurada keyifli olsun. Bize keyif versin. Türk futbolunu seyreden herkes kazansın. Boş ver. Robinho'yu arada kaynasın gitsin yani. Bütün keyfini yaşayalım. Onu mutlu edelim. O bizi mutlu etsin. Kone'nin sağlık. Kone'nin ayağında bir çekme vardı. Biz bu maçta eğer isteseydik onu oynatabilirdik ama biz oylarınca oyuncumuzun sağlığı. Ondan sonra tabii ki ciddi alı. Bir de bu maçta oynatırsak ileride belki daha sorun yaşayabilir diye düşünerek onu oynatmadık. Haftaya bak. Yani bakacağız, hafta içinde çalışacağız. Bu sağlık şey ekibinin verdiği rapora göre hareket edeceğiz. Hocam Sabit Kulüsü'nü de hap yerine Hakan Bey'i geçirecektiniz. Bunu bir düşünceniz ne? Valla oyuncu üzerinden gitmek bence çok doğru bir şey değil. Yani oyuncu üzerinden gitmek. Geçen maçta sol kenar oynadı, bek oynadı. Çok başarılı bir maç çıkardı. Karşı takımın kenar oyuncuları da çok süratli. Hakan da bunların için en çabuğu diye bunu tercih ettik. Futbolcumuzdur hepsi. Günü gelir onu oynatırız, öbürünü oynatırız. Biz bir takımız, bir aileyiz. Birbirimizi seviyoruz, birbirimizle kenetleniyoruz. Her şeyin iyisini yapmaya çalışıyoruz. Arada böyle bir şeyler de olsun. İki hafta üstü deplasmana gideceksiniz. O anlamda bu falan biraz daha önem var. Arkadaşlar biz hep söylediğimiz bir şey var. Yukarıda kalmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Oyuncularımız hepsi aynı şeyi düşünüyor. Yeter ki Sivas halkı da bunu düşünsün. Bu takımın gerçekten iyi bir mücadelesi var. Bana yakışıklı bir mücadelesi var. Futbol adına yaptıkları çok iyi şeyler var. Lütfen takdir edelim. Bu arkadaşlarımızı geleceğe yönelik de hazırlayalım. Önümüzdeki bir sürü maçımız var. Hedefine doğru da hazırlayalım. İnşallah birlikte devam ederse biz oraları yakalarız.